Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye savunma sanayisinin her alanında çağı yakalıyor. Artık birkaç gelişmiş ve büyük bütçe isteyen proje dışında her şeyin yerlisini üretebiliyoruz. Daha da önemlisi artık taklit etmeyi bıraktık ve bu alanda yenilikler ortaya koyuyoruz. Bugün de böyle bir yenilikten bahsedeceğiz. Türkiye dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip silahlı insansız deniz aracını üretti. Yani bu konuda dünyanın öncüsü olduk. O yüzden çok uzatmadan detayları konuşmaya başlayalım. Muhafızın bu bölümünde Marlin Sida'yı konuşuyoruz. Bir film ya da dizi izlediğinizde çoğu zaman benimle aynı düşüncelere sahip olmuşsunuzdur. Bu tarz yapımlarda genelde başroller ön plana çıkarılır. Ama bazen yan rollerde oynayan karakterler o kadar iyi bir performans sergilerler ki dikkatiniz o yöne çevrilir. Hala yapımın başrolü elbette çok önemli bir yere sahiptir. Ama sanki o sizi etkileyen yan karakter olmasa başrol yarım kalır. Hatta bazen o karakter gerçekten başrolün önüne bile geçebilir. Kurtlar Vadisi hayranları Polat'ın yanında Memati'nin ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu inkar etmeyeceklerdir. Ya da Diriliş Ertuğrul'da her ne kadar Ertuğrul müthiş bir oyunculuk sergilese de Bamsı'nın sahnelerini hepimiz heyecanla beklemiştik. The Walking Dead izleyenler başrol Rick'ten ziyade Daryl'ın oyunculuk kalitesini fark etmiştir muhtemelen. Yani yerli yabancı bütün yapımlarda bu bahsettiğim durumla karşılaşmanız gayet doğal. Bunlar hikayenin gizli kahramanları bir hikayenin başarısını garanti altına alırlar. Bugün konuştuğumuz konu da tam olarak böyle bir konu. Her zaman sahanın golcüsü oldukları için insansız hava araçlarımızın başarılarından bahsediyoruz. Ama o başarıların arkasında gizli kahramanlar da var. Onlar da elektronik harp sistemlerimiz. Türkiye'nin bu konudaki yeteneklerinin ne durumda olduğundan elbette birazdan bahsedeceğiz. Ama onun öncesinde bu konuda gelen ve hepimizi heyecanlandıran son haberi konuşalım. Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen sihalarından sonra sidalarıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin Sida dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız suüstü aracı oldu. Geriden gelen değil öncü olan Türkiye ifadelerine yer verdi. Henüz bu platformla ilgili çok kısıtlı bilgi var. Üstün bir teknolojiye sahip olduğu ve faydalı yükleriyle benzerlerinden ayrıştığı biliniyor. Ayrıca proje Savunma Sanayi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Aselsan ve Sefine Tersanesi işbirliğiyle üretildi. Marlin kıyı ve açık denizde savunma ve taarruz maksatlı operasyonlarda kullanılacak. Adını da denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alıyor. Biliyorsunuz elektronik harp içinde bulunduğumuz çağın ve geleceğin en önemli başlıklarından biri olacak. Marlin'de denizlerdeki elektronik harp gücümüz oldu ve işin daha da güzel kısmı şu ki bu sistem dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı. Yani Türkiye bu konuda çağı yakalamaya çalışmıyor, çağın çok ötesinde hareket ediyor. Geleceğin belki de en karmaşık teknolojilerinden birinde Türkiye öncü oldu. Bu konuda bizden sonra yapılan her şey bizi taklit edecek. Yakın zamanda faaliyete girdiğinde TCG Anadolu gemimizin yani deniz kuvvetlerimizin yeni amiral gemisinin en önemli bileşenlerinden biri Marlin olacak. Düşünün TCG Anadolu operasyon için gittiği bölgede elektronik harp kabiliyeti olan birçok insansız deniz aracını etrafa yayıyor. Öyle bir ortamda Türkiye'nin elektronik harp kabiliyetini de göz önünde bulundurarak çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki TCG Anadolu tek başına orta ölçekli bir donanmayla baş edebilecek hale gelir. Bunu daha Marlin'in hiçbir özelliğini bilmeden kolaylıkla söyleyebiliyorum. Bunu nasıl yapabildiğimi yani neyin özgüveniyle yaptığımı anlamak isteyen Akıncı örneğine bakabilir. Akıncı insansız hava aracımızın projesi başladığında daha prototip bile ortada yokken almak için sıraya giren ülkeler oldu. Bakın daha ürün ortada yok. Ne çıkacağı belli değil. Bunu sağlayan neydi? Baykar'ın insansız hava aracı alanında bulunduğu konu. Daha önceki çalışmalarında o kadar güven veriyor ki daha ortaya çıkmamış bir projeye devletler talip oluyor. Bu konuda da aynı durum var. Türkiye'nin elektronik harp konusundaki potansiyeli o kadar mükemmel bir yerde ki daha Marlin'in detaylarını bilmeden kolayca neler yapabileceğini tahmin edebiliyoruz. Şu an dünyada elektronik harp konusunda 4-5 öncü ülke var. Türkiye, ABD ve Rusya ile birlikte ilk üçte. Hatta çeşitli savaş sahalarında Rusya'nın bütün sistemlerini çökerttiğimizi hesaba katarsak Türkiye ilk iki de diyebiliriz. İkinci sırada demiyorum çünkü ABD'nin herhangi bir elektronik harp sistemiyle böyle bir karşılaşmamız olmadığı için karşılaştırma yapmamız da doğru olmaz. Burada kısaca elektronik harbin ne olduğunda konuşmanın faydası olacaktır. Çünkü bu konu biraz fazla teknik bir konu. Ama çok basit şekilde anlatabiliriz. Biliyorsunuz modern dünyada askeri varlıkları varlıkların hareketlerini kontrol etmek veya askeri varlıkların aralarında iletişim kurmak için radarlara, uydulara, radyo sinyallerine ihtiyaç var. Ve bunların kullanımları da giderek artıyor. İşte bu sinyalleri karıştırmak, aldatmak, kandırmak, karşı silah olarak kullanmak için elektronik harp yapılıyor. Yani ciddi bir elektronik harp saldırısıyla düşman radarlarını kör edebiliyorsunuz ya da düşmana kendi kuvvetlerini düşman kuvveti olarak gösterebiliyorsunuz. Karşı tarafın silah sistemlerine istediğiniz noktayı vurdurabiliyorsunuz ya da iletişimi tamamen yok edebiliyorsunuz. Yani kabiliyetleri göz önünde bulundurduğunuzda kolayca anlaşılıyor ki elektronik harpte başarılı olmak savaş sahasında ezici bir üstünlüğe sahip olmak demek oluyor. Bunu da varsayımlarla söylemiyorum. Türkiye bu konuda bizi çok büyük başarılara şahit etti bugüne kadar. Bütün elektronik harp sistemlerimizden başka bir videoda bahsederiz. Ama burada potansiyelimizi görmek açısından Korala özel bir yer ayıralım. Yıllardır insansız hava araçlarımız harekatlarda ön plana çıksa da aslında bunların arkasındaki gizli kahraman yani iyi oyunculuk sergileyen yan rol Koral'dı. Koral 150-200 kilometre bir etki aralığına sahip. Kara tabanlı taşınabilir bir elektronik harp sistemi. Yaklaşık 20 yıllık taban olan bir proje. Ama esas ihalesi 2009 yılında yapıldı. 7 yılda ordumuzun envanterine girdi. Ve envantere girdiği 2016'dan bu yana Koral Suriye. Libya ve Azerbaycan'da inanılmaz etkin şekilde kullanıldı. Zaten mesele sadece silah sistemine sahip olmak değil. Türk savunma sanayinin en büyük avantajlarından biri o silah sistemlerini müthiş bir kurmay zekanın sahada kullanıyor olması. Mesela Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nı düşünün. Türkiye o harekatta Koral'la Suriye rejimine ait Rus sistemlerini rezil etti. Aslında sadece Rus sistemleri değil aynı harekatta İran sistemleri de rezil oldu. Koral yerden bütün radar sistemlerini köreltti ve Türkiye çok ciddi bir hava hakimiyeti elde etti. Sonrasında yine elektronik harpte olduğumuz kadar başarılı olduğumuz bir alan olan insansız hava araçlarımız başrolü devraldı. Suriye rejimi 151 tank, 8 helikopter, 3 insansız hava aracı, 3 savaş uçağı, 100'den fazla zırhlı araç 8 hava savunma sistemi, çok sayıda mühimmat ve binlerce asker kaybetti. Aynı şekilde Hafter Trablus'a saldırdığında Koral'ın karadaki bütün sistemleri felç ettiği söyleniyor. Karabağ'da yaptıklarını zaten biliyorsunuz. Bu başarı nasıl yakalandı sorusunun cevabı da aslında Karabağ harekatında net şekilde görülüyor. Türkiye sahadan gelen geri dönüşlerle sistemlerini sürekli güncelliyor. İşte bu sayede ciddi başarılar elde ediliyor. Yani bir sistemi üretip kendi haline bırakarak başarılı olamıyorsunuz. Mesela daha önce Karabağ Harekatı sırasında bir Ermeni general bir itirafta bulunmuştu. Onun açıklamalarına göre ilk birkaç gün Rus elektronik harp sistemleri çok etkili olmuştu. Hatta o günlerde bizim insansız hava araçlarımız kısıtlı harekatlar yaptılar. Ama sonrasında Türkiye bir şeyler yaptı ve durum tamamen tersine döndü. O günden itibaren Rus elektronik harp sistemleri bir daha hiç çalışamadı. Ve Bayraktar TB2'ler, kuş avlar gibi bölgedeki bütün hedefleri avlamaya başladı. İşte başarının temeli bu. Sahadan gelen geri dönüşlerden hemen karşılık veriliyor. Ve bu sayede sistemler ciddi şekilde başarılı sistemler haline geliyor. Hani az önce Türk sistemleri neden güven veriyor? Ve bugün konuştuğumuz Marlin Sida'nın etkili bir sistem olacağını nereden biliyoruz sorusunu sormuştuk ya. işte cevabı burada gizli. Türkiye gerçekten çok iyi işler yapıyor. Ve elektronik harp kabiliyetimizi örnek vermek için bugün sadece koral sisteminden bahsettik. Ama Milkar'dan Redet'e kadar daha birçok elektronik harp sistemimiz de var. Denizde dünyadaki ilk sistemi üretsek de karada bugüne kadar ürettiğimiz ve aktif olarak kullandığımız 7-8 farklı sistem var. İnşallah onları da ayrı bir videoda konuşuruz. Çünkü dediğim gibi Türkiye bu alanda gerçekten çok iyi ve bu ciddi çalışmaları yapan mühendislerimiz anlatılmayı, hatırlanmayı hak ediyor. Onlar askerlerimizin sahada işlerini kolaylaştırıyorlar. Allah da onların zorlarını kolay etsin inşallah. Allah'a emanet olun.